Ehan, sen beni öpmeyecek misin? Öpeceğim de hala şoktayım ben. Gel. Of. Ya. Oh, şükürler olsun, şükürler olsun. İyi ki geldin, iyi ki çıktın. Hepinizi özledim ha, vallahi. Biz de çok özledik. Vallahi yemin ediyorum sanki öldüm, hurilerin arasına düştüm ha. Ay deme şöyle ya. Bir de şakasını yapıyor, eşek sıpası seni. Ya ama anne ne yapayım? E sizi güldürmek için uğraşıyorum şurada. Sanki ben bilerek gittim, kaza yaptım ha. Tamam, bitsin gitsin artık, tamam. Kazadan bahsetmiyoruz. Daha hani, nerede benim dayko? E kimse kusura bakmasın ama en çok onu özledim ha. İçeride uyuyor, gideriz birazdan. Tamam. Abi, Rüzgar'ı Burak'a kaptıracaksın benden söylemesi. Nasıl? Ya Rüzgar çok tatlı da, dayısının yerini tutamam tabii. Duygu da zirveyi görse adamın yüzünde kas oynamıyor arkadaş. Beton adam. Bir dakika. Ben Dayko'yu kimseye kaptırmam. Ama seninle baştan anlaştığımıza sevindim. Ha? Ay çok şükür evimizin içinde gülüyoruz artık. Haşmet Bey yani kaç haftadır ağlak ağlak sizi de sıktık. Olur mu canım öyle şey? Ben keyifle sizi izliyorum. Kazaya sebep olan araç bulunamadı. Orada kamera da yokmuş. Sen kimseyi gördün mü Akverdi? Plaka falan. Hani gördüysen davayı tek araştıralım. Tabii. Önemli bir konu. Üzerinde durmak lazım. Yani böyle hayal meyal birkaç görüntü dışında yani kazaya dair bir şey yok kafamda. Hafızasını kaybetmiş ya. Burak Bey, önemli olan sağ salim burada ya. Yani yapan da Allah'ından bulsun değil mi? Unutalım gitsin. Olur mu canım öyle şey? Evet, biraz dinlensin diye kendine gelsin. Belki o zaman hatırlar, tekrar ilgileniriz konuyla. Hadi Burak, biz gidelim. İşlerimiz var. Ben de geleyim sizinle. Siz de keyifli keyifli zaman geçirin. Akşama hep beraber bir aile yemeği yeriz değil mi? Ailecek, o iş bende. Hadi biz Rüzgar'a bakalım. Hadi gel. Dayı ben geçiyorum restorana o zaman. Sen Engin'in arabasıyla git, restoranda görüşürüz. Ferdi, hakikaten güneş gibi doğdun eve. Gel. Canım kardeşim benim. Ablam benim ya. Bak. Bundan sonra tek derdim sizin yolunuzu aydınlatmak olacak. Merak etme. Tamam. Hadi gel. Hadi. Kendi mevlidinde ortaya çıkmak da tam hakverdilik hareket. Mucizelere inanmayız falan diyorduk ama varmış galiba. Ben durup durup şaşıracağım şimdi buna. Hepimiz şaşırdık. Hayat mucizelere gebeymiş. Ben hakverdiyi karşımda görünce çok sevindim. Ama tabii insan afallıyor. Yani cenazesini kaldırdığın adamı karşında görünce... yani hayat sürprizlerle doluymuş. Seni tanıyalı bir ay oldu. Bu bir ay içerisinde çocuğun kaçırıldı, tekrar bulundu. Kardeşin öldü, dirildi, tekrar döndü. Tempon hep böyle mi devam edecek? Yani olmamasını umut ediyorum. Ne diyeyim? Şanslısın. Hayat en azından kaybettiklerini sana geri veriyor. Çalışabilecek misin? Merak etmeyin. Senin her anın merak konusu. Leyla. Şey, restorana mı gideceğiz Canan Hanım? Ben değil, sen gidiyorsun. Benim burada toplantılarım var. Ayrılamam. Alper için röportaj ayarladım iki dergimizde. Fotoğraf ve röportajlar bugün yapılacak. Sen onun yanına gideceksin, onu rahat ettireceksin. Bir daha asistanımı değiştirin terhanesine duymak bile istemiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Hadi. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Şükürler olsun sana. Ne hakla sana el açıp aman diliyorsam.
sevinirken bile bu oluyormuş gibi oluyorum Allah'ım. Sana teslim olacağıma senin işine karıştım ben. Sen bana oğlumu geri verdin. Ben nasıl geri vereceğim aldığım canı? Ben nasıl yaşayacağım bu günah vebaliyle? Ben nasıl yaşayacağım bu vicdan azabıyla? Affet beni Allah. Leyla. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Sürpriz oldu. Yani seni görmeyi beklemiyordum. En azından bugün gelmezsin diye düşündüm. Canan Hanım malum. Yani ölmediğin sürece kadın mazeret kabul etmiyor. Hak verdiği duyunca ne yaptı? Hayatındaki heyecan dolu maceraların hep böyle mi devam edecek dedi yani. Tempom bu mu dedi. Çok sevindim İnan. Yani evde başın çok kalabalıktı. Yanına gelip kutlayamadım. Önemli değil. Sağ ol. Alper. Hala inanamıyorum biliyor musun? Sence de bu olanlar bir acayip değil mi? Bence bu daha başlangıç. Neyin başlangıcı? Güzel şeylerin. Yani yaşadığın onca felaketten sonra böyle bir mucizenin gelmesinin illa bir sebebi vardır. İnşallah sen de mucizeni yaşarsın. Muhabirle konuştum. Yoldaymış geliyor. Ve bugün seninle afiş için bir de fotoğraf çekimine gideceğiz. Tamam. Sen ne zaman taşınacaksın? Efendim? Ezgi'ye. Gülsün teyzenin evi çok güvenli değil artık ama bence Ezgi'de rahat edersiniz. Ya ben de istiyorum taşınmak da. Benim para biriktirmem gerekiyor Alper. Bakıcı için. Ben veririm. Borç olarak. Yani gerçekten dengeni sağlayana kadar. Sen zaten bizim için daha ne yapacaksın? Alamam ben senden borç. Zaten senin de durumun malum. Ayağımı yorganına göre uzatmam gerekiyor. Yani... üç beş ayda Haşmet'in evindesin öyle mi? Yok yani 3-5 ay kadar uzun olmaz da bir süre daha oradayım evet. Maalesef. Böcek kadar değeri olmayan bir şerefsizin benim evimde, benim karşımda, benim salonumda ne işi var Engin? Pislik herif bir de dalga geçer gibi kendi mevlidine geldi. Herifi uçurumdan aşağı sürükledim Haşmet Bey. Tepecik olmasın Engin. Hak verdiğimi kolluyorsun sen. Eğer benden şüphe duyuyorsanız kaza raporlarında uçurumun yeri belli. O ıssız yerde bir balıkçı teknesine denk gelme ihtimali 1/1000000 olduğundan hesap etmemişim. Herif ballıysa ben ne yapayım? Seni gördüm. Görmedim. Halit ne yaptın? Dediğin yerden aldım şimdi. Baygın. Ama hayatta yaşıyor. Güzel. Sağ ol. İyi bak. İyi sakla tamam mı? Tamamdır.
Öldü demiştin. Ölmemiş Engin. Şimdi de görmedi diyorsun. Ben sana nasıl inanayım? Eğer görseydi çıkıp gelmezdi Haşmet Bey. Belki de gördüğü için inadına geldi. Tam Leyla ile benim aram düzelirken... hak verdi, her şeyi anlatırsa ne olur Engin? Leyla kime inanır? Hak verdiye mi? Bana mı? Beni gördüyse... yapabileceklerimizi de gördü demektir. Konuşmaya cesaret edemez. Daha Tekin faciasını temizleyemedin. Şimdi bir de bu çıktı. Bu aralar fazla kahve içiyorsun Engin. Kafanı toparlayamıyorsun. Konsantre olamıyorsun. Ya hayatından çıkar... ya da kafanı topla Engin. Yoksa ben hayatından çıkartmasını bilirim. Buyurun Canan Hanım. Kapıdan çekilirsen buyuracağım. Haşmet geleceğimi söylemedi mi? Şey oldu, Mevlüt olmadı. Aslında bakarsanız gerek de kalmadı. Haşmet Bey de erkenden ayrıldı. Mistik hikayenizden haberim var. Haşmet birazdan gelecek. Buraya sandalye mi atarsın, içeride mi bekleyeyim? Affedersiniz. Buyurun Canan Hanım. Bana sade bir kahve yap. Bir sürahide su, içinde limon parçasıyla. Kahveyi koymadan suyu hazırla ki dinlensin. Hemen efendim. Aslında tam olarak şöyle başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra master için Amerika'ya gittim. Orada geçimimi sağlayabilmek için çalışmam gerekiyordu. Ben de bir restorana işe başladım. İşte mutfağa olan tutkum orada başladı. Ve siz de kariyerinize sil baştan dediniz. Evet, aslında öyle oldu. Zor bir karar, iyi cesaret. Aslında bugün bile peşinden gitmeye değer bir tutkum olursa her şeyi sil baştan yaşayabilirim. Cesaretiniz mutfağınızda da kendini gösteriyor. Özellikle menünüzde yer verdiğiniz lezzetlere inanamıyorum. Teşekkür ederim. Hak verdi. Ablam, hoş geldin. Hayırdır? Haşmet'le görüşmeye geldim. Ha, niye? Ya. Abla, ben Haşmet'in parasını çalmıştım. Hani o oyuncağın içindeki hayatı şey diyordum ya. İşte o. Ah ablam, ah. Niye çaldın? Neden yaptın böyle bir şey? Ay hak verdi, sana inanmıyorum. Yani o oyuncağın içinde ne kadar para sığar ki? Ya salaklık işte. Yani. Ama artık her şey geçti. Şimdi gideceğim, özür dileyeceğim. Kendimi anlatacağım. Tamam. Ne kadar aldın? Ne yapacağım? Gideriz Haşmet Bey'in yanına. Konuşuruz. Bize bir ödeme programı çıkartır. Olmadı beraber öderiz. Ne yapacağız? Bak, ben borcumu kuruşu kuruşunu ödeyeceğim Haşmet'e. Hem de faiziyle. Bak sana erkek sözü ha. Tamam. Artık ben büyüdüm be. İnsan öteki tarafa gidip gelince işte aynı kalmıyor. Ha? Ah hak verdi, ah. Ah ah ah. Bak, her şey çok güzel olacak. Ve sen bir kere inan kardeşine. Tamam. Olur. Bak ablacığım, ben senden hiçbir şey beklemiyorum, tamam mı? Sen bir daha böyle başını derde sokma. Bizi de üzme. O bana yeter. Tamam. Ya hadi sen bak işine ya, hadi.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Haşmet Bey toplantıda rahatsız edilmek de istemiyordu. Tamam. Yani ben şey yaparım. Beklerim. Sorun değil. Tamam ablam. Sen buralarda bir yerde bekle. Burada. Benim biraz işim yok. Tamam tamam. Sen bak şimdi. Sanmıyorum. Aslında biraz duruma göre hareket ediyoruz diyebilirim. Zaten biz de sonuna gelmiştik. Sizi o zaman çekime geciktirmeyelim. Çok memnun oldum. Ben de çok keyifli bir röportaj. Benim için de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Leyla, çıkmadan mutfakta halletmem gereken bir iki iş var. Hemen geliyorum, tamam mı? Tamamdır. Biraz güneş açmıştır diyordum ama gözler yine bulutlu, hayırdır? Bir anlasam ne olduğunu. Bir bakıyorum sımsıcak gülümsüyor, bir bakıyorum buz gibi. Daha neyine bakıyorsam. Adamın her bakışından bir anlam çıkarmaya çalışıyorum salak gibi. Yani bırak değil mi? Gitsin, kararını vermiş. Daha neyi zorluyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Mutfakta yemek yapmadan önce ellerini falan yıkıyor ya. Yüzüğünü çıkartıp koymuştu oraya, ben aldım. Ben verdim ona. İçinde ne isim yazıyor ne tarih. Yani? Önceki alyansında Berna'nın adıyla düğün tarihi yazıyordu. Yani o alyans düğün alyansı değil. Alper abi. Bir konuşabilir miyiz? Acelem var Burak. Çekim için beni bekliyorlar. Abi 5 dakika. Yani bir türlü fırsat olamadı. İçim içimi ya, bir açıklasaydım şu durumu. Biz neredeyse bütün gün burada birlikte çalışıyoruz, öyle değil mi Burak? Bak istediğin zaman gelip nasıl da ısrarcı olabiliyorsun konuşmak için. Hadi lütfedip gelip izin almadın. En azından usulen yeğenimi o konsere götüreceğini bana söylemeliydin. Abi haklısın. Sana söylemem lazımdı, özür dilerim. O tatsız olay için de özür dilerim. Ne olursa olsun frenlemeliydim kendimi yanımda Eylül varken. Eylül hala toparlayamadı. Kafası çok karışık. Çünkü kaybı büyük Burak. Zaten yeterince savruluyor. Şu an yapması gereken tek şey okuluna gitmek. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun. Güzel. Bu konuşmayı tekrar yapmayacağım. Kolay gelsin. Ezgi'cim sen emin misin? Üf, saçmalama, eminim tabii ki. Görsel hafıza kızım bu. Sen beni bilmiyor musun? Alper yine böyle yüzünü çıkartıp unutmuştu bir yerde. Ben götürüp vermiştim. Bakmıştım içine. Berna'nın adı yazıyordu. Düğün tarihi yazıyordu. O alyans evlilik alyansıysa ben değilim. Yani bu alyans evlilik alyansı değilse ne olabilir? Orasını ben de anlamadım. Gerçi benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne geliyor? Şimdi sen gittin Haşmet'in evinde kalıyorsun ya. Alper'in canı yandı ya. Acaba o da senin mi canını yakmak istedi böyle bir yolla? Ya sen bunu niçin dua ettiriyorsun? Öldüreceğim seni. Ben söyleyeyim de. Ben bir lavaboya gideyim. Geliyorum hemen. Ezgi. Bunu Leyla'ya verir misin? Bakıcı tutması için benden bahsetme. Ezgi lütfen. Bak gelecek şimdi. Ya öğrenirse çok kızar. Leyla yapma Alper, ben... Söylemezsin sen de. Sen Leyla'ya çok kızgın değil miydin? Nereden çıktı şimdi? Haşmet'le kalmaktan mutlu mu? Ya... Sen de kalması için de bakıcıya ihtiyacı var. Değil mi? Bak...
işin içerisine bu kadar dahil olduktan sonra yok sayamıyorum. Ben problem sevmem. Çözmek isterim. Hepsi bu. Bu işte. Geliyor. Al şunu lütfen. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan gidebiliriz. Bunun için teşekkürler. Canım. Görüşürüz Eski. Ben sadece ses olsun diye. Bugün elini ayağını nereye koyacağını bilemez gibisin. Seni uzandıktan mutlu görmemiştim. Gerçekten içim içime sığmıyor. Böyle sanki hayatta her şey mümkünmüş gibi hissediyorum. Efendim? Alo. Alper Bey merhaba. Ben Çiçek'in öğretmeni Özlem. Çiçek'in sesi mi o? Ne oldu? Bugün etkinliğimizde anne katılım günüydü Alper Bey. Çiçek olumsuz etkilendi. Dikkatini de dağıtamadık maalesef. Sizinle konuşmasının iyi olacağını düşündüm. Kızımı telefona verir misiniz? Tabii. Çiçek. Bak, bak tatlım baba. Okulda kalmak istemiyorum. Canım, bir tanem. Çıktım bile yola. Geliyorum. Sen daha fazla ağlama, üzülme. Ne olursun. Alo. Şu an müsait değilim de ben bir iki dakika sonra dönsem size olur mu? Tamam. Teşekkürler. Leyla abla mı o? Evet güzelim, Leyla abla. Leyla abla sen de gel ne olur. Bir tanem. Leyla ablanın küçük bir işi var. Çiçekçiğim tamam. Yoldayız zaten ben de geliyorum canım yanına. Ama sen ağlama artık tamam mı? Çabuk gelecek misiniz? Tamam bak söz veriyorum en çabuğunda. Tamam ağlamayacağım. Tamam hadi öptük. Biz seni daha fazla zor durumda bırakmayalım. Ben hallederim. Yok, zaten Çiçek'e söz verdim. Şu an onu bekletemem. Bir fotoğrafçıyı arayayım da hemen. Bir iki saat geç kalacağımızı söyleyeyim. Görseydik yolda. Bu çok önemli. Seni biraz bekleteceğim ama cevap vermem lazım. Olur beklerim. Şaşarsa dikkat çekmeden kurtulamayız. Zaten Salih manyaklaştı. Ne yapacağı belli değil. Engin benimle uğraştığım şu işlere bir bakar mısın? Hak verdiğin her tarafı dert olsa ne yazar Haşmet Bey? Lan olsun. Gel. Gelebilir miyim Haşmet Bey?
dediler ama... Benim konuşmak istediğim bir şey vardı. Elinizdeki nedir hiç anlamadım küçük hanım. Ben sadece Haşmet'le beraber davetli olduğumuz bir sergiye davetiye ulaştım ulaşmadım ona bakıyordum. Siz Leyla'nın patronu değil misiniz? Fotoğrafınızı görmüştüm. Siz kimsiniz? Ben kardeşiyim. Ha. Pardon ya. Geçen gün kapıya bırakılan isimsiz bir zarftan bu çıktı da... Ben de üzerime alındım. Birinden sürpriz bekliyordum. O geldi sandım ama o değilmiş. Neyse madem sizi ilgilendirmiyor önemli değil. Uzun uzun izah edip canınızı sıkmayayım. Zaten bu da Haşmet Bey'e gelmiş bana değil. Oyun mu oynamak istiyorsunuz küçük hanım? Yo. Siz? Leyla'nın şirkette düşmanları var. Şaşırmadım. Anladığım kadarıyla evde de var. Mesele sizin nerede durduğunuz gibi geldi bana. Bakın, ben güvenlikçiyle konuştum, her şeyi itiraf etti. Bunu gönderenle de özel olarak ilgilendim. Leyla'nın ne haltı yediği umurumda bile değil. Ama Haşmet benim yakın arkadaşım. Ve ona zarar verecek bir konuda müdahalede bulunurum. Leyla bir şey anlatmak isterse kendisi anlatır. Anlıyorum. Yani bunu arıyordunuz. Ya siz bu kadar düşünceli olunca ne geldi aklıma? Belki bana da tatlış bir güzellik yaparsınız ha? Emrinizde bir sürü dergi varmış duyduğum kadarıyla. Ne istiyorsun? Bir gün bir kahvenizi içerim. Rahat rahat konuşuruz baş başa. Burası şimdi pek uygun değil iş konuşmak için. Benden başkası görmedi. Kopyası da yok. Rahatlayabilirsiniz. Sen göründüğünden daha zeki bir şeysin ufaklık. Yalnız dikkat et. Simge neredesin? Ah, misafirimiz mi var? Hoş geldiniz. Ben gidiyordum ama. Hoşça kal. İyi günler. Allah Allah. Hasbamın havasına bak. Niye gelmiş bu? Haşmet Bey'e gelmiş. Bana iş teklif etti anne. Ay, ne işi be? Ya dergiye gel konuşalım dedi. Ben de anlamadım ki. Ya, çok nüfuslu bir kadın anne. Beni de çok beğenmiş. O ne demek? Anne ne bileyim gider görüşürüm. Leyla da yanında çalışıyor zaten. Ne olacak sanki? Onun yaptığı işi sen haydi haydi yaparsın. Ay konumuz bu değil. Ay oğlum geldi. Onun sevdiği yemekleri yapacağım. Ellerimle söz verdim. Yürü mutfağa. Ayzo hadi. Şinel. Kedi gibisin ulan Akverde. Yaradan'ın sana verdiği şans hiç bitmiyor.
Ölmüyorum diye gaza mı geldin lan? Onca hatadan sonra nasıl karşıma gelirsin? Hazır Allah sana benim gazabımdan kurtulma şansı vermişken niye hortladın Akverdi? Geldim çünkü hatalarımı anladım. Geldim çünkü gidecek başka bir yerim yok. Çünkü ne varsa insanın ailesinde var. Benim ailem de burada. Ben bir cahillik ettim. Ben bir cahillik ettim. Yani sizin büyüklüğünüze sığınmaktan başka çarem yok Aşmet Bey. Eğer bana bir şans daha verirseniz ben... Sen bütün şanslarını fazlasıyla tükettin Akverdi. Ben bir daha sana niye güveneyim ki? Ben ölümün kıyısından dönmüş bir adamım Aşmet Bey. Sayenizde neyin kıymetli olduğunu, neyin kıymetli olmadığını anladım. Hatalarımın farkındayım. Ederimi biliyorum, çapımı biliyorum. Hop hop, ağır geliyorsun ama ha. Daha ağırını söyleyeceksin Akverdi. Hatta söylerken inanacaksın. Tabii ben malın tekiyim dediğim mi? Ha? İşe yaramaz boktan herifin biriyim. Sensiz ben bir hiçim Aşmet dediğim mi? Diyeceksin. Kişilik çatışmasının sırası mı şimdi Akverdi? Leyla'nın hayatı, ailenin hayatı, hatta kendi hayatın bile buna bağlı. Aşmet Bey, ben zaten ne yaptıysam sevdam için yaptım. Yani herkese kendimi ispatlayayım diye. Sevdamın arkasında ölümüne delikanlı gibi durayım diye yaptım. Ama uğruna ölümü bile göze aldığım kız... ta ilk zorlukta karşıma bile çıkmadan beni terk etti. Bırakıp gitti. Sıfıra sıfır kaldım ortada. Ailemi kaybettim. Sevdamı kaybettim. İşimi kaybettim. Hayattaki yönümü kaybettim. Ailem olmadan, gidecek yerim olmadan ben yaşasam ne yaşamasam ne? Aşmet Bey, eğer bana elinizi bir kere daha uzatırsanız benim bir sebebim olur. Yani benim çapım ne ki ben bir daha size böyle yalan söylemeyi göze alayım ha? İnanacak mı bu lavuk bana? Ne yapıp ne edip inandıracaksın? Ona kul olduğuna önce kendini, sonra onu inandıracaksın. Bütün plan buna bağlı Akverdi. Hayal etken işimize yaramaz. Akverdi. Lan Akverdi, kurtulduğun için bana değil, Allah'a dua et. Seni kazadan önce elime geçirseydim, dersini layığıyla verirdim. Aşmet Bey. Kaza nasıl oldu Akverdi? Orada bir adam vardı. Tekin. İşte ona ben o şeyleri... malları verdim. Onun adamları herhalde. Yani takip ettiler galiba. Sonra bana kaza yaptırdılar işte.
sizin ailenin tek şansı, tek sigortası benim Leyla'ya olan tutkum. Leyla benim tek aşkım. Birlikte yaşayacağım, birlikte yaşlanacağım kadın. Son nefesime kadar yanımda olmasını istediğim kadın. Bunların neden sonucunu anlatıyorum dersin Akvar'da. Bilmiyorum Başmit Bey. Çünkü baban gibi sen de nasıl bir krediden yediğini anlamıyorsun. Akverdi. Ben Azrail'im. Leyla olmasa böcek kadar değerin yok. Ama evimin baş köşesindesin. Eğer öyle ya da böyle onu kaybedersem, orağımı çıkartıp hepinizi gözümü kırpmadan biçerim. Ben buna sebep olacak hiçbir şey yapmam Hasbet Bey. Ama Leyla nikahtan kendi gitti. Biliyorsunuz eğer şimdi yine giderse yani bunda benim suçum ne yani? Bundan sonra sizin yaşam kaynağınız Leyla. Leyla'nınki de benim. Bu kadar basit ve net. Anladım ben. Ben bundan sonra sizden habersiz nefes bile almam Haşmet Bey. Merak etmeyin. Aldığın an bittiğin andır Akverdi. Hala merak etme diyorsun. İnşallah, inşallah zekan dediklerimi anlamana yetiyordur. Yoksa sana değil, ablanın gözyaşlarını aşır. Şimdi siktir git karşımdan. Sağ ol.